tüm popçular şükretsin ki ben öncelikle yönetmenim demişsiniz. Evet, böyle bir laf ettim. Şundan ettim. Onu soracaksın herhalde, böyle böyle yapıyorsun bana. Söyleyeyim hemen. Biraz. Hemen cevabını vereyim. Müziğe vermem gereken kadar enerji veremiyorum yönetmenlik yüzünden. Hı hı. Kendimi de tanıyorum. Yani enerjimi tek bir işe verseydim o işte çok o yapıyla alakalı ya. Yani en iyi nokta neresiyse oraya giderdim. Yönetmenlikte de öyle, müzikte de öyle. Böyle ikisi karışınca birbirlerine yardım eden meslekler aslında. Yani müzik yapmamın yönetmenliğime çok artıları oluyor reklam filmlerinde. Peki mesela yani kendi klibinizi çekerken zorlandığınız yerler neresi? Mesela mükemmeliyetçilik zaten var. Bir şey söyleyeceğim. Bu nokta. Soruları artık herkes çok biliyor. En çok sorulan şeyler. Çok sinir oluyorum şeyden. Kendi klibimi çekmekten. Çünkü Kaç klip oldu mesela sizin çektiğiniz? Sadece kendi klibiniz. İlk albümde 4 desem 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bıkmadınız mı hiç? Yani bıktım. Yeter abi, ben yani sinir harbi. Şundan bıktım. Sinir harbi değil. Çok seviyorum. Klip çekmeyi de çok seviyorum. Çok yakın arkadaşlarıma da klip çekiyorum ama kimse benim klibimi çekmedi ya. 20. senem artık. Çekmedi mi? Çekmesini mi istemediniz? Çekemediler mi? Hani kendim çekerim dedim. Çekmesini istemedim de değil. Nasılsa kendim çekerim, kendim çekerim. Bu sene artık tak etti bana. Dedim ki biri de benim klibimi çeksin. 20 senedir biri de benim klibimi çeksin. Ben onu yaşayayım. Nihat Odabaşı çekti. Nihat Odabaşı çekti. Nasıldı onunla çalışmak? Güzeldi. İlk defa mı emanet ettiniz kendinize? Evet. Tam emanet etmiş sayılmam. Bir dakika, yine karışmalar var değil mi? Ya Nihat ama bu kadar. Yok öyle değil de Nihat hep şey diyor. Bu iki yönetmenin düeti oldu diyor. Ha. Ben de ona şey diyorum hep. Yok, yönetmeni sensin, ben de sana asistanlık yaptım. Nasıl bir asistanlık hani ama? Hazırladım ona. Şöyle bir şey çek Nihat falan filan diye setupları kurdum. Müzik ilk hangi albümle başlamıştı? Bizim o çok bildiğimiz... Dert değil. Dert değil. Hemen hemen bütün şarkıcıların bir fan kitlesi var. Fakat ben fan kitlemi bir türlü oluşturamadım diye bir söz etmişsiniz. Evet. Ama ben biliyorum ki mesela Dert Değil'i burada bütün stüdyo çok net söyler. Söylerler, evet. Emin misiniz? Arkadaşlar bakın. Emin misiniz dedikten sonra alkışlamaya gerek yok. Ben mesela bir anahtar kelime veririm. Olsun varsın, ah çekilme. En çok o söyledi. En çok o söyledi. Yani imzalı bir albüm sakın bekleme de. Biz sizin için bir avatar. Bir Matrix kıvamında sevgili ekibim benim her hafta değerli konuklarımız için sayın halkımızın içine iner ve sorar. Biz de bu hafta Metin Aralat'ı sorduk. Bakalım kimler neler demiş. Bakalım. Metin Aralat'ı tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Ne iş yapıyorsun? Şarkıcı yönetmendi galiba, yanılmıyorsa. Metin Aralat sizce ne iş yapıyor? Müzisyen. Yani sanatçıdır, şarkıcıdır. Şarkıcı diyebiliyorum ve Tarkan'ın kliplerini yönettiğini ve kendisinin bir paşa torunu olduğunu biliyorum. Ve hayvanlara oldukça düşkün olduğunu biliyorum. Şarkıcı, Tarkan'ın kliplerini yönetiyor. Yönetmen de galiba hatırladığım kadarıyla. Paşa torunu. Hangi paşanın torunu? Gazi Osman Paşa. Fatih Sultan Mehmet. Arolat Paşa'nın torunudur herhalde. Paşa torunu dediğiniz bir insan nasıl davranmalı, nasıl olmalı kişilik olarak sizce? Kendisi de övünmeli bir kere bence ve ağır olmalı. Gerektiği yerde gerektiği gibi davranarak bence. Tarihi çok iyi bilmeli bence. Her şeyiyle kendini belli etmesi gerekiyor. Biraz ağır abi olsun, sert olsun, biraz da tabii karizmatik olması gerekiyor. Yani eskiden olsa tabii böyle hani ağır abi olması lazım ama günümüzde artık öyle insanlar pek kalmadı. Sıradan olabilir, niye olmasın ki? İnsanlar çok hakim her şeye. Evet, onlar biliyorlar. Yani Metin Aralat'ın bütün kimliklerine hakimler. Yönetmen, müzisyen, paşa torunu. Nedir o paşa torunu hikayesi? Dedem paşa, Hasan İzzet Paşa. Babam da onun adını vermişler, Hasan İzzet Aralat'tı. O zaman soyadı olmadığı için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.